ve istikrarlı bir şekilde. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etmişti. Başkanların ardından çok sayıda isim de kamudaki, bürokrasideki ve parti teşkilatlarındaki görevlerinden istifa ederek milletvekili aday adaylığına başvurdu. AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Saliha Bozkurt, 2023 genel seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Bozkurt, "Bu bir bayrak yarışı, görev olur olmaz. Bu tabii ki büyüklerimizin takdiri. Fakat böyle kritik bir seçime, yani ülkemizin bu kadar kritik bir sürecinde kadınların ben de varım demesi gerektiğini düşünüyorum," dedi. AK Parti'deki bir diğer kadın aday, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ oldu. Büyükdağ'ın milletvekili aday adaylığı için meclis üyeliği görevinden istifa ettiği öğrenilirken, mevcutta yürüttüğü kadın kolları il başkanlığı görevine istifa etmesinin zorunlu olmadığı için devam edeceği öğrenildi. Meğer bizi çekip çeviren oymuş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Esot Genel Müdür Yardımcısı Eser Atak ve Esot Teftiş Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu'nun milletvekilliği aday adaylığı için görevlerinden istifa ettiği öğrenildi. Atak'ın Türkiye İşçi Partisi'nden, Bozoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenildi. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ederek, "Uzun yıllardır turizm, ticaret, siyaset ve yerel yönetimlerde edindiğim deneyimlerimi İzmir'in dünya kenti olması yolunda merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesiyle aktarmak istiyorum," dedi. Çalışma yaptılar, bir gayret sarf ettiler. Yerel seçimin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bünyesindeki İnovasyon ve Teknoloji İstek Genel Müdürü Nihal Ağca görevinden ayrılarak Adana'da İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ağca, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesiydi. Partinin hem Kurucular Kurulu üyesi. İzdoğa Genel Müdürü Ersagun Yücel de görevinden ayrılarak İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Kızılay Konak Başkanı ve Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı da AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurusu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre milletvekili aday listeleri ise 9 Nisan'a kadar YSK'ya verilecek ve YSK milletvekili kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek.